açık ve aleni bir şekilde çocuklar ya size, babasına, diğer aile üyelerine karşı yabancılaştırılmış. Yani onun olmayan ikinci eşi baba olarak tanıyorsa orada da bir problem var. Şimdi çocukların babası Gökhan Bey telefon hattında. Gökhan Bey merhaba. Merhabalar Esra Hanım. Anneniz ve babanız burada anlattılar da çocuklarınız sizi tanımıyorlar mı? Baba olarak bilmiyorlar mı? Esra Hanım kusura bakmayın. Ben hem telefondan konuşuyorum hem de televizyon açık olduğu için iletişim biraz geç geliyor sanırım. Televizyonun sesini kısın, telefondan duyun lütfen beni. Tamam, teşekkür ediyorum. Çocuklarınız sizi tanımıyorlar mı? Efendim, çocuklarım beni tanımıyorlar. Şu şekilde tanımıyorlar. Biz 2012 yılında Aslı Hanım'la ayrıldık, evet. Anlaşmalı olarak. Yani anlaşmamızda iki medeni insan gibi ben 80 milyonun önünde şunu söylüyorum. İlk ayrılan iş biz değiliz. Yani bu dünya döndükçe biz de olmayacağız da. Ben şunu istiyorum. Herkes anne baba ayrılabilir ama rica ediyorum ayrılan insanlar evlatlarını bırakmasınlar. Yani eğer velayet sahibinde kalıyorsa kesinlikle babadan esirgemesinler. Evlat babada kalıyorsa anneden kesinlikle esirgemesinler. Ben annemin babamın şu anda o ekranda görüyorum. Üzgün hallerini de görüyorum. Yani buna şahsım adına ben de üzülüyorum. Bu işin, olayın bu haftaya gelmesini gerçekten istemezdim. Ben de istemezdim. Benim ailem de istemezdi. Çocuklarım böyle ekran karşısına çıksın. Ben ekran karşısına çıkayım. Biz bunları istemedik ama... Ne kadar önemli bir cümle kuruyorsunuz. Yani aslında sizi buraya getiren olayın kendisi değil, bu süre içerisinde size yaşatılanlar. Şunu merak ediyorum, hani çocuklarınızı göremediğiniz süre içerisinde tekrar mahkemeye müracaat ettiniz mi? Başvuruda bulundunuz mu velayetin değiştirilmesi? Çocuklarınızı göremediğiniz için icra yoluyla görmeyi denediniz mi? Esra Hanım, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir soru 80 milyonun önünde bana sorulduğu için çok teşekkür ediyorum. Bu programa öncülük yaptığınız için de çok teşekkür ediyorum, böyle bir programa. Fakat böyle bir şey var. Ben eğer çocuklarımın velayetini almak için mücadele etmiş olsaydım, eğer çocuklarım için uğraşmış olsaydım, ben inanıyorum ki o çocuklar anneye muhtaçlar. Kendi nefsim adına hiçbir zaman düşünmedim. Bunu aileme de yansıttım. Velayet verildiği zaman evet, çocuklarınızın yaşı biri 2, diğeri 4 yaşındaymış ama şu anda idrak çağındalar. Bir de çocukların düzenini bozmamak adına mı hiç bu kargaşaya ve bu savaşa girmek istemediniz? Evet. Efendim, hem düzenlerini bozmak istemedim. Hem de hani halk arasında bir tabir vardır. Taş yaparken göz katma. Evet, maalesef. Yani ben kesinlikle nefsim adına hiçbir zaman hareket etmedim. Dedim ki çocukların birbirinden ayrı kalmasınlar. Çünkü oğlumu kız kardeşimden ayırsam kız kardeşim mahzun olacak. Kız kardeşimi o erkek kardeşimden ayırsam diğeri mahzun olacak. Ve ikisi de abi kardeş bir arada büyüsünler. Bunu biz ailecek böyle istedik, sülalecek böyle istedik. Ama buna riayet etmediler hiçbir zaman. Peki eşinizle boşandığınız ilk yıl iletişiminiz nasıldı da, yani iyi de anladığım kadarıyla, sonra ne oldu da çocuklarınızdan koparıldığınızı iddia ediyorsunuz? Esra Hanım, biz 2012 tarihinde çocuklarımın annesiyle anlaşma olarak boşandıktan sonra dahi evet. Yani boşandığım kadın annesiyle beraber yaşamaya devam etti. Tamam. Çocuklarım da yanlarındaydı. Evet. Ben her hafta sonu alamıyordum. Bahaneler üretiyorlardı. İşte çocuklar istemiyorlar. Efendime söyleyeyim, yok hasta. Telefon açıyoruz, ulaşamıyoruz. Osmaniye'de oldukları halde dahi ulaşamıyorduk çocuklara. Biz bununla alakalı karakola gidip karakola müracaatım da olmuştur. Ve hatta en son hakim beye, bizim kararımızı veren hakim beye gidip Osmaniye'de bir de affımıza sığınarak şunu söylemek istiyorum. Ekranda
ayrıldığım kadınla benim resmim var. Evet. Eğer onu kesebilirseniz, çünkü kadın yeniden bir evlilik yapmış, etik değil. Vallahi lütfen hemen kesin arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ekip arkadaşlarımız onu hani düşünemiyorsun. O geçmişe ait bir fotoğraf karesi diye. Yeni hanımefendi yeni bir evlilik yaptığı için aynı karede olmasınlar onu diyor hemen. Kesinlikle ben şey olarak yapamam. Öyle bir haksızlığa giremem. Çünkü Osmaniye'de tanıdan bir aileyiz. Bir de ben Osmaniye'de bir sivil toplum kuruluşunun il başkanlığını yapıyorum. Kusura bakmayın ben de gelmek isterdim oraya ama çok fazla ekran önünde şey yapmak da istemiyorum. Yani yüzümün deşir olmasın ya da yüzüm ya utandığımdan çekindiğimden değil. Ama bir şekilde görünmek istemiyorum. Ha, mecbur kalırsam görünürüm evlatlarım için. Babanız da kendini çok güzel ifade etti. Çok net. Yani kırmadan, dökmeden aslında anlatmak istedikleri kısa ve öz, biz torun sevgisini yaşamak istiyoruz. Bizim torunlarımız da ailelerinin ne kadar güçlü olduğunu bilsinler. Onlar sahipsiz değiller. Çok geniş bir aileleri var. Burada çocuklara zarar gelecek bir durum olduğunu düşünmüyorum. İnşallah bu karşı tarafa da söz hakkı. Anneannenin ismi neydi? İletilmiştir. Züleyha. Züleyha Hanım. Aslı Şirin Eskin'in de söz hakkı ve cevap hakkı vardır. Aslında hani Gökhan Bey ile Aslı Hanım boşandıklarında velayet anneye verilmiş, babanın da onu görme günleri, çocukları göreceği günler vardı. O kuralları da niye belirliyorlar? O kanunlarda niye var? Evet. Hani size kanunları veriyoruz, bakın bunları uygulayın diye. Evet. Fakat diğer tarafta şöyle bir iyi niyet var. O çocukların babası Gökhan. Bu gerçek hayat boyu değişmeyecek. Yani. Çocuklar adına o ilişkiyi kurabilmek annenin ve babanın görevi, ama 6 yıldır çocuklarına hasret olduğunu çok da güzel ifade eden bir Gökhan Bey vardı karşımızda. Aslı Hanım'ın tüm bu anlatılanlarla alakalı cevabı nedir, söz hakkı nedir onu da bekliyoruz. Sizi şimdilik uğurluyorum. Gelin hadi. Teşekkür ederim.